Şey gibi ya, yani hayal gibi bir yer burası. Gerçek diyemiyor insanlar. İşte İsviçre'nin olayı bu zaten. Geldik. İnanılmaz. Her yerden böyle sular fışkırıyor. Abi gerçek mi bu? Bu Alp Dağları'ndaki. Haydi'nin inekleri mi? Oksijen başınıza vuruyor derler ya. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız? Oo. Bir güzelliğe bakın ya. İşte bunu söylüyorum dostlar. Ya şaka gibi yerler. Yani kötü hiçbir yer yok. Nereye baksanız şaşkınlıkla geziyorsunuz. Bu ülkede yapılması gereken en önemli tren yolculuklarından bir tanesi. Yukarıya çıktıkça insan çıldırıyor. İsviçre'ye hoş geldiniz. Dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi İsviçre'den herkese selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere bugün 3. İsviçre bölümünü yapmak üzere. Lozan'dan sabah Züriye geldim. Çünkü Fethiye'den çok sevdiğim abim geldi. Birlikte geziyoruz şu an İsviçre'yi. Zürih'te buluştuk. Çok güzel bir tren yolculuğu yaptım ve biraz böyle dolaştık Zürih'te. Ben Zürih'i çok sevmiyorum. Böyle çok görülecek bir şey yok ve ülkedeki bence en güzel görülecek nokta, harika köyler ve göller bölgesi olan Luzern'e gidiyoruz. Pek tabii ki takdir edersiniz. Yine havamız yağışta olsa da bence bunun da keyfi bir başka oluyor. Arabayı kiraladık. Sizi İsviçre'nin o en güzel Orta İsviçre bölgesine gidiyorum. Sizlere iyi seyirler, bize de iyi yolculuklar. Dostlar şimdi yola çıktık. Takdir edersiniz ki İsviçre Fransa gibi değil. Yani bütün otobanlardan geçerken hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Hepsi ücretsiz. Böyle çok güzel 3 geliş 3 gidişli yolları var. İnanılmaz tren hatları var. Böyle yemyeşil coğrafyanın içerisinden dolaşarak Luzern'e gidiyoruz. Zürih'ten Luzern'e ulaşmak 45 dakika falan sürüyor. Yani Zürih bu arada ülkenin başkenti Zürih değil. En önemli kentlerinden bir tanesi, saat ticaretinin yapıldığı önemli bir ülke biliyorsunuz zaten. Ülkenin başkenti Bern. Einstein'ın özellikle teorilerini yazdığı önemli bir kent. Orayı da size bu yolculukta denk getirirsem gösteririm. Luzern böyle göllerin olduğu çok doğal bir coğrafya ve bu bölgeye girdiğinizde böyle, ben şehirleri çok sevmiyorum. Size de böyle daha köy gibi yerleri göstermeyi seviyorum. Zaten İsviçre yapan en büyük değer bu. Yani böyle gökdelen olan yerler de var, kentler de var, fabrikalar da var. Ama birazdan tamamen köylerin olduğu yere girmeye başlayacağız. O İsviçre'nin en güzel bölgesine ilerliyoruz. Abi şimdi bakın, ülkenin bütün her yerinde böyle devasa tüneller var. Hem arabalar hem trenler için yapılmış ve İnanın birçok yerde her şey yerin altından bağlanmış. Yani yerin üstündeki ulaşım ağı kadar bir bu kadar da yerin altında var derler ya. Öyle bir sistem kurmuşlar. Şimdi Luzern'in girişine geldik. Böyle çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Buraya trenle de gelebilirsiniz ama hani biz daha uygun olsun diye arabayı tercih ettik. Bir de bölgede gezecek harika köyler var. Böyle indi bindi şeklinde dolaşacağız. Yine düzenli bir kent. Ben size az önce çekmeyi unuttum heyecandan, çünkü arabayı park ederken küçük bir olay yaşadık. Burada park ettiğinizde şöyle alanların hepsinin başında bir parkomatlar var ve her bir alanın numarası var, 1-2-3-4 diye. Oradan arabanız hangi yere park edildiyse numarasını giriyorsunuz ve paranızı atıyorsunuz. Biz biraz bocaladık ve bizim 5 frankımızı yuttu. Yani 5 frank da 6-7 euro yapıyor ve 1 saatlik ücret bu. O yüzden böyle burayı hızlıca gezeceğiz, size gösterip İlk çay kahve içeriz. Evet. Biraz dolanırız. Bu İsviçrelilerin gururlu şehir dedikleri Luzern'i tanırız beraber. Burası 1000 yıllık bir kent. Biz arabamızı biraz dışarıda bıraktık. Şu dağları görüyorsunuz. Burası Haydi'nin izinde gidebileceğiniz dağların, Alplerin bir ucu. Şurada devasa bir göl var. Burayı tekneyle gezebiliyorsunuz. Önceki bölümde de söylemiştim. Ülkede 4000 miydi, 7000 miydi? O kadar çok göl var. Bazıları buzul göl. Yani böyle dağların 3000-4000 metrelik kadim dağların başında oluşuyor. Bazıları ise şehirlerde. Mesela Zürih'in de bir gölü var. Zürih gölü geçiyor. Buranın da gölü bu. Luzern gölü. Şurada da Eskişehir merkezi var. Oraya doğru gidiyoruz. Her yerde Rolex'ler ve daha adını bilmediğim, tanımadığım nice saat markalarının reklamlarını görüyorsunuz ve çikolatacılar. İnanılmaz çikolata yiyorlar. Dünyada en çok çikolata tüketen topluluk İsviçreliler. Eskişehir'de şu kulenin olduğu yerde başlıyor. Oraya doğru yürüyorum şu anda.
tarih kokan sokakların içerisindeyiz abi. Şimdi Luzern'e geldik. Burayı bu kadar güzel kılan tarihi bir köprüsü var. Buranın ama 1990'lı yıllarda yandığını söylüyorlar. Bir sigaradan çıkmış yangın. Ve hemen yanı başındaki kilise ve Eskişehir Meydanı ile burası ülkedeki en tatlı böyle romantik duraklardan birisi olarak biliniyor. Biz de şimdi böyle yağmurda rıhtım boyunca yürüyoruz. Burası tarihi bir kent olduğu için böyle kendimizi yağmurda ıslana ıslana ara sokaklara attık. Şurada çok ünlü bir meydanları var. Oraya doğru ilerliyoruz. Mağazalar var böyle. Pırıl pırıl yerler ama hala hiçbir pislik yok abi. Ne İsviçre ile ilgili aklımda kalacak en önemli şeylerden ikisi, biri yağmuru, bir de temizliği olacak. Böyle geldik bakalım. Aa, güzelmiş. Standart Avrupa mimarisi ama yine her zamanki gibi ilk gördüğünüz zaman hoşunuza gidiyor. Daha 10 dakika önce her yeri sel alıyordu. Şimdi havaya bakın. Güneş açtı. Çok güzel ya mimarisi. Evleri çok iyi korumuşlar. Yani bir tane ev dahi sırıtmıyor. Böyle tarihi dokuyu bozmamışlar. Ve burası yani 700-800 yıllık bir tarihe sahip. Ülkenin her yerinde doğayı ve tarihe inanılmaz saygıları var. Dünyanın en yeşil ülkelerinden bir tanesi ve dünyada yaşanılabilir en iyi iki şehir İsviçre'de. Bir tanesi Zürih, bir tanesi de Cenevre. Evet. Biri Zürih, biri Lozan seçilmiş. İnsana saygı sonsuz ve ben yaklaşık 5 gündür İsviçre'yi geziyorum. Mutlular. Zaten mutlu olmamaları için hiçbir sebep yok. Oo. Şu güzelliğe bakın ya. İşte bunu söylüyorum dostlar. Pırıl pırıl her yerden böyle nehirler akıyor. Ve gördüğünüz bütün tarihi şehrin ortasındaki köprülerle iki yakayı birbirine bağlamışlar. Tepede de devasa bir şato var. Muhteşem. Şimdi yolumuz İsviçre'ye eğer düşerse böyle Alpleri, tren turlarını vesaire de yapmak isterseniz Instagram hesabımda da buraya bırakıyorum. Orada da anlık bir sürü şey paylaştım. Özellikle profile sabitlediğim hikayelerden bakarsanız bir de bu videonun açıklama kısmında size İsviçre'yi gezerken kolay bir şekilde gezeceğiniz harika önerilerde de bulunacağım. Oradan bakarsanız buranın şu an keyfi 10 numara. Şansımıza da hava güzelleşti. Çok temiz yani oksijen başınıza vuruyor derler ya. Onu hissediyorsun burada. Yüzlerce böyle dünyanın en büyük kadim zirveleri olunca ülkede ve sürekli de yağmur yağınca her yerden böyle sular fışkırıyor ve birçok şehirde zaten suya para vermenize gerek yok çünkü İsviçre'de çoğu yerde sular içilebiliyor. Şimdi kalenin olduğu yere doğru geliyoruz. Kale manzarasını göreceğiz aşağıdan, o kadar. Yani yapacak başka bir şey yok orada zaten ama şu nehrin suyun sesi o kadar güzel ki. Yani güzel demek bir yerde şehrin muhteşemliğine hakaret gibi olur. Şey gibi ya, yani hayal gibi bir yer burası. Gerçek diyemiyor insan değil mi? Yani ve çok iyi korumuşlar. Pırıl pırıl olması. Şu andaki gökyüzünün renkleri, yeşilin renkleri. Yer yer böyle film sahnesi gibi hissediyorsun. Sanki böyle bir köy sahnesi çekilecek burada, ona gelmişiz gibi şu anda. Yani İsviçre dünyada doğa anlamında ziyaret edilecek en iyi ülkelerden bir tanesi ve hakkını da veriyor, görüyorsunuz. Nehir boyunca yürüyüp böyle iki farklı köprüyü görebiliyorsunuz, bu tarihi köprüyü. Bu aşağıdaki küçük olan ana köprü ise şu taraftaydı, o en turistik olanı. Bu da sadece ulaşım için kullanmışlar. Şehrin iki yakasını birbirine bağlıyormuş. Gerçek mi değil mi İsviçre'de yaşayanlar cevap versin. İsviçre ile ilgili buraya gelmeden önce çok bilgi... Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, geziyoruz siz. İyi, süper biz de. Öyle mi? Nereden? Türkiye'den mi? Türkiye'den. İyi tatiller, sağ olun. Böyle diyen dört yana denk gelince insan mutlu oluyor. Öyle ki bu ülkedeki köprülerin bacaklarına bombalar yerleştirmiş devlet. İki gün sonra bu ülkeye birileri gelip işgal etmeye çalışırsa diye
bombaları koymuşlar ki köprüleri uçurup ana yerlere ulaşamasın düşman diye. Yanlış mı değil mi? Bilenler yazsın tabii, ben okuduğumun yalancısıyım. Tahta köprülerden birine çıktık. Bu yanmamış olan diye tahmin ediyorum. Abi şuna bakar mısınız ya? Tamamen tahtadan yapmışlar. Ve şey, tarih kokuyor değil mi? Yani eski olduğunu hissediyorsun ya. Nehrin karşı tarafından yürüyoruz bu sefer. Az önce arkada kalan kilisenin içinden geçtik. Özellikle fresler ve tavanlardaki işlemeler harikaydı. Yani bu kiliseyi çok beğenmiştim. Zaten şehirde görülmesi gereken en güzel kilise olarak biliniyordu. Hemen nehrin yanındaydı. Şimdi o tarihi köprüye geldik. Burası aslında orijinali 700 yıllık ama 1993 yılında sigara izmaritinden dolayı yandığı ve yeniden yapıldığı söyleniyor. Böyle giriyorsunuz içeriye. Zaten o eskilik bence diğerindeki kadar yok. Köprünün başından sonuna kadar yürümeniz zaten 3-5 dakika sürüyor. Şimdi biraz hazır arabamız varken road trip yapalım dedik. Böyle bu civardaki köyleri de görelim. Bir yemek yiyelim, kahve içelim. Burayı gördük zaten, küçük bir yer. Bu bölgeyi gezerken ister tren olsun ister araba olsun en güzel yapılacak şey bütün bölgeyi gezmek. Çünkü burası devasa bir göl aslında. Arka tarafta onlarca tepe. Ve çoğuna teleferiklerle çıkabiliyorsunuz. Burada nehirde ve gölde daha doğrusu tur yapabiliyorsunuz. Bunları yapmadığınız zaman, keşfetmediğinizde burası eksik kalıyor. Biz de şimdi onu yapmaya gidiyoruz. Dostlar, Luzern'den çıktık. Rigi Dağı'na gidiyoruz. Dağların kraliçesi demek. Yani bu bölgede özellikle dağları, gölleri izleyebileceğiniz en iyi manzara noktası ve tepeye teleferikle çıkılıyormuş. Bindik arabamıza. Güzel böyle köylerin içerisinden geçerek Rigi'ye doğru ilerliyoruz. Şimdi biz nereye geldik? Goldau adında bir yere geldik. Buradan Rigi'ye giden böyle finiküler gibi araçlar var, böyle dağın başına götürecek bizi ve yukarıdan böyle dağ manzarası izleyeceğiz. İsviçre'yi göreceğiz. Bu geldiğimiz yerde de kocaman bir tren terminali olduğu için karışık dedi ve buradaki lokal küçük finikülerlerle gidiliyormuş. İndik abi şimdi. Burası dediğim gibi görülmesi gereken en önemli yerlerden biri. Trenler de şunlar. Biletimizi almamız lazımmış. Biletimizi alıp yukarıya şöyle tepelere çıkacağız. Ama bir açıyor bir kapıyı ama olsun. Burası bu kadar soğuksa bir yaz ayında yukarıyı düşünemiyorum. Donacağız ama manzara ısıtır inşallah. Ya inanılmaz pahalı. İnanılmaz pahalı abi. 82 euro kişi başı. Bununla yukarıya gidip geri gelmek ama İsviçre sonuçta burası. Zaten bugün çıkıp ineriz, yarın Türkiye'ye geri döneriz. Psikolojik olarak eskiyebiliriz. Ben %50 indirimde ödedim çünkü bende Interrail bileti var. İsviçre'de tamamında geçerli. O yüzden daha az para ödüyorsunuz, aklınızda bulunsun ama onun için de günlük 40 euro veriyorum zaten. Burası böyle bir yer. Bir daha da gelmem İsviçre'ye. Millet şarabını, şampanyasını alıp çıkıyor. Keyfe bak abi. Güzelmiş ama. Tren hareket etti. Şimdi yukarıya çıkmaya başladık. İşte İsviçre'nin olayı bu zaten. Böyle köyleri göre göre en zirveye kadar çıkacağız. Bu ülkede yapılması gereken en önemli tren yolculuklarından bir tanesi. Yolculuğumuz başladı. O kadar dik bir şekilde. Şu anda 800 metrelere çıktık bile şimdiden. Ve yukarıya çıktıkça kulaklarınız tıkansa da etrafta çok güzel köyleri görüyorsunuz. Tepedeki manzarayı tahmin bile edemiyoruz. Dağları oymuşlar. Şu an mesela karanlık bir yerden geçiyoruz, görüyorsunuz. Ve aşağıdaki manzara muhteşem. Yolculuğun en güzel yanlarından bir tanesi. 4 farklı yerde diye gördüm duruyor trenler. Ve isterseniz bu aralarda yürüyüş yapıp sonra trenle devam edebiliyorsunuz. Mesela onlardan bir tanesine geldik şu anda. Next stop, Brooklyn.
Mesela bu insanlar burada iniyorlar, trekking yapacaklar. Sonra bir sonrakine de binebilirler. O ellerindeki bilet bütün rotada geçerli oluyor. Yukarıya çıktıkça insan çıldırıyor. Yani nasıl buralara bu köyleri yaptınız? Eyvallah, onu anlarım ama nasıl iyi bu kadar korudunuz? Neredeyse hiçbir yapı yok. Her yerde ceylanlara bak, ceylanlara abi. Ceylanlara bak. Harika ya. Her yerde ceylan var. Bir hava. Bulutların üstündeyiz. Bu sefer aşağıdaki köyler kayboldu. Yani yolculuğun kendisi de çok güzel. Yani biraz da manzara olsa güzel olacaktı. Abi şuraya bak. Biraz sonra resmen gece olacak. Son durak. Wow! Geldik. En zirvedeyiz artık. Doluyorum şu anda. Bulutların üstündeyiz. Değil mi abi? Dondun mu sen de? Çok fena rüzgarıyız ya. Şu şeyin gitmesini bekliyoruz. Abi en azından bulutların. Abi gitmiyor. Bir şey. Aşağıdaki bekliyor bize beraber. Ne diyorsun İsviçre ile ilgili? Bence doğası muhteşem. O kadar ülke gezdim. Hani senin kadar olmasa en az 7-8. Efsane ve küçüklüğümüzde hayal ettiğimiz o Alp dağlarındaki Haydi'nin inekleri mi? Evet. Ve bunlar hep başıboş, biliyor musun? Sempatik şekeri. Parmaklarım dondu. Çok sıcak değil mi? Vallahi biz. Restorana çıktık. Yukarıda restoran var dediler. Hiç yemek yemedik daha bugün. Vay. Abi saat 3. Restoran kapanmış. İnanılır gibi değil ya. Hani 5'te falan olsa anlarım ki böyle turistik bir yer. Burası aynı zamanda bir otel. Burada konaklayabiliyorsunuz ama hiç ne kadar nasıl kalınıyor vesaire bilmiyorum. İnternetten bakarsınız. Biraz üzülebilirsiniz de. Buradan çıkacağız, aşağıdaki kafeye gideceğiz bari. Orada bir şeyler yiyelim hızlıca. Vay be. Bulutlar. Böyle yamaçlarda inekleri serbest bırakıyorlar. Bütün otları kesiyor resmen. Biçiyor inekler. Of, çok felaket esti. Şimdi buraya sığındık. Dışarısı buz gibi, yağmur yağıyor bir yandan. Oturduk, kahve söyledik. Bir yandan da patates söyledik. Buna 20 frank verdik. Bir sonraki trenin gelmesini umutla ve havanın açmasını bekliyoruz. Geri dönüyoruz. Yok, açmıyor. İnat etti. Artık hakkımızı bir sonraki yolculuklarda zirvelerden görmeye ayıracağız. Kısmet. Yine de yolculuk çok keyifliydi. Yani yol manzaraları ve köylerin manzaraları çok güzeldi. Dönüş yolundayız. Aslında böyle bir coğrafya. Yani tepeden tam anlamıyla göremesek de şu yolculuğun kendisi bile çok keyifli. Dağların yamacında böyle süzülerek yavaş yavaş gidiyoruz. İsviçre'ye hoş geldiniz. Az önce 1800 metrelere çıktık. Yukarısı buz gibiydi. Aşağısı ısınmaya başladı. Ya biz bir hata yaptık. Bu dağın etrafında bir sürü böyle finiküler hatları varmış. O yüzden biz resmen dağın arka tarafından binip diğer tarafından inmişiz.
Şimdi otobüse bindik. Yine kişi başı 10'ar frank verdik. Geri dönüyoruz. Biz belki de buraları görmeyecektik. Hani her işte bir hayır vardır. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız? Buraya geleceksin abi. Günlerce arabayla dolaşacaksın. Evet, karavanlı olacak. Dağ muhteşem gerçekten. Her yer. Ya şaka gibi yerler. Yani kötü hiçbir yer yok. Nereye baksanız şaşkınlıkla geziyorsunuz. Şu otobüste geldik. Bizim yaptığımız hatayı siz yapmayın eğer buralara. Hata demeyelim. Tercihim yok. Yani biz hani gezmek istedik birazcık da. Ama pişman değiliz. Her şehirde bir hayır var sonuçta ve çok güzel bir göl bölgesini en azından görmüş olduk. Biz oraya gitmeyecektik mesela, bahaneyle böyle fiyortlar gibi yerleri görmeye çalıştım, gösterdim sizlere. He? Orası değil mi? Ya abi işte 15 yıldır geziyoruz, sana söyledim. Nereden geldiğimizi bile bulamadık. Şimdi ne yapalım? Bir otel bulalım abi. Evet. Bir başımızı sokacak en azından bir yerimiz garanti olsun. Bunlar çünkü gece bile resepsiyonları çoğunluğu çalışmıyor. Sonra bir yemek yeriz. Öyle takılırız. Evet, acıktık. Bir patates kızartmasıyla duruyoruz koca bir gün. Ya biz bir çılgınlık yaptık. Dedik ki Luzern'e git, bu sefer geldiğimiz yerden değil diğer taraftan gidelim dedik. Çünkü burada 3 tane göl var. Ve arka planda gösteririm şimdi size. Kadar güzel yerler ki. Yani ağzımızın kulaklara vararak gezdiği, böyle tünellerin içinden gittiğimiz, dağların altından gezerek harika dağları gördüğümüz olağanüstü bir yer. Yani ben daha önce de İsviçre'ye geldim ama bu kadar gezmemişim. Şu an daha ülkenin neden bu kadar doğa ülkesi olduğunu anlıyorum. Dostlar biz güzel bir yolculuk yaptık. Yemek yemeyi unuttuk. O yüzden geldiğimiz yol üstünde her yer kapalı. Pazar günü olduğu için Luzern'in merkezine geri döndük. İyi bir artık yemek yiyelim, karnımızı doyuralım çünkü manzaraya doyduk dedik. Hemen şurada arkada bir yerde otel tuttuk. En uygun otel bile 180 frank falandı. Düşünün yani, iyi oteller 200, 250, 300 franklardan başlıyor ki onlar için bu normal. Biz TL kazananlar için azıcık meşakkatli. Şimdi bu Old Town'a geri dönünce bir çok güzel bir restoran yazmış birçok blogger. Oraya doğru gidiyoruz bakalım karnımızı doyurmaya. Şöyle Magic bir otelin altında Bodo diye bir yer bulduk. Burası bayağı övülmüş. He? Evet. Menüste var abi. Bakalım. İnşallah doyacağız bugün. Geldiğimiz restoran yine birçok İsviçre'deki restoranlar gibi kallavi bir yer. En ucuz yemekler 30 ila 40 İsviçre frankından başlıyor. İşte şaraplar 60-70 frank civarında. Böyle oturduk. Yemeğimizi bekliyoruz. Ambiyans çok güzel ama. Burada en güzel şey su ücretsiz. Nereye giderseniz gidin İsviçre'nin güzel sularından hediye ediyorlar. Ve hiçbir para ödemiyorsunuz. İnanılmaz yemekler geldi. Böyle istiridye söyledik, et söyledik, çorba söyledik. Keyfimiz yerinde. En son çıkarken yorumu yaparım. Yemekler soğumadan yiyelim. Yemek harikaydı. Çok güzel, keyifli bir yemek yedik. Bayağı pahalıydı ama burası İsviçre yani. Bir daha gelmemek üzere. Abi yapabileceğimiz her şeyi yapalım. Evet. Sonra bir daha ne İsviçre'ye geliriz, ne para harcarız. Şaka maka yani, verdiğimiz her kuruş helalle hoş olsun. Çünkü gerçekten doğası o kadar güzel ki insan verdiği, harcadığı her şeyin değdiğini hissediyor. Çünkü burası özel bir coğrafya. Zaten açıklama kısmında bu gezdiğim rotanın tamamını size özet olarak açıklayacağım. Oradan hani buralara yolunuz düşerse, gezmek isterseniz size orası da rehber olur. Çünkü buradaki göller ve şehri planlamasını çok doğru yapmanız lazım. Aksi takdirde birçok şeyi yanlış göremeden kaçırabilirsiniz ve yazık olur. Benden size küçük bir uyarı olsun bu da. Şimdilik benden bu kadar. Yarın bir an önce uyuyup uyanıp yeni bir geziyi planlamamız lazım. Kendinize çok iyi bakın. Herkese şimdilik İsviçre Luzern'den selamlar.